İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 11 Ocak 2022 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gazetemiz Son Söz'ün 2 yıl boyunca attığı manşetler ve topladığı imzalarla gündemleştirdiği raybüs talebi nihayet gerçeğe dönüyor. Batman, Diyarbakır hattında aktif olan yolcu treninin raylı sisteme dönüştürülmesi, karayolunda araç sayısının azaltılarak kaza riskinin minimuma indirilmesi, her gün Batman-Diyarbakır arasında yolculuk eden hasta, memur ve öğrencilere konforlu ulaşım hizmeti sunulması amacıyla 2 yıl önce başlattığımız kampanyada olumlu gelişmeler yaşandı. Gazetemiz, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Batman-Diyarbakır hattında tahsis edilen ve Malatya 5. Bölge Müdürlüğü park alanında bekletilen raybüsün ilk görüntülerine ulaştı. Gazetemiz Son Söz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Web TV stüdyosunda saha muhabirleri için kokteyl düzenledi. Yayınlarını son 2 yıldır dijital ortama da taşıyan ve YouTube kanalı için Batman Belediyesi karşısı Asya İş Merkezi 2. katında Web TV stüdyosu açan Batman Son Söz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentin farklı yerel gazete ve ajanslarında görev yapan saha muhabirlerini ağırladı. HDP Batman milletvekilleri il binası önünde yaptıkları basın açıklaması ile Batmanlıları 4. olağan kongreye davet etti. Milletvekili M. Rüştü Tiryaki, 16 Ocak Pazar günü Vural Düğün Salonu'nda yapılacak 4. olağan il kongremize halklarımızı davet ediyoruz dedi. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bursa'da göreve giderken yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye eri için dua ederek saygı duruşunda bulundu. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde trafik kazası olayına müdahale için yola çıkan itfaiye aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye eri Batman Belediyesi itfaiyeci meslektaşları tarafından dualarla anıldı. Demokrat Parti Batman İl Başkanı Ahmet Güneş, Kadın Kolları Başkanı Şirin Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Nurettin Önder 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemiz Son Söz'ü ziyaret etti. Demokrat Parti heyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ziyaret ettikleri Son Söz'de gazetemizin sahibi Ercan Atay ile görüştü. İl Başkanı Güneş, daha özgür ve demokratik bir ülke için basının en önemli unsur olduğunu belirtti. İl Genel Meclis Başkanı ve Petrol Spor Kulüp Başkanı Abdülvahap Akbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemiz Son Söz'ü ziyaret etti. Gazetemizin sahibi Ercan Atay ile görüşen Akbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Sizler büyük emekler veriyorsunuz dedi. Mezopotamya Otel sahibi ve iş insanı Mehmet Emin Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentin farklı gazete ve ajanslarında çalışan gazetecileri kahvaltıda ağırladı. Mezopotamya Otel'de düzenlenen etkinliğe İl Genel Meclis Başkanı ve Petrol Spor Kulüp Başkanı Abdülvahap Akbaş da katıldı. İş insanı Çelik, başka illere göre bizim ilimizdeki gazetecilik çok farklıdır. İlimizde halktan yana, halktan yana gazetecilik yapılıyor dedi. Batman'ı Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde temsil eden 1955 Batman Belediyespor'un kadın ve erkek takımları haftayı galibiyetle kapatarak çıkışlarını sürdürdü. Mardin deplasmanında Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık net skorla yenen kadın voleybol takımı ligin ikinci yarısını galibiyetle başladı. Van deplasmanına giden 1955 Batman Belediyespor erkek takımı da Van Tuşba Belediyespor'u 3-0'lık net skorla yenerek büyük bir avantaj yakaladı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Batman Şubesi 2022 yılının ilk dost meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Başkan İraz, 2022 yılında MÜSİAD Batman olarak hedefimiz daha çok yatırım yapmak, daha fazla üretmek ve istihdam oranını artırmaktır dedi. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar ve Yönetim Kurulu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden güreş takımı baş antrenörü İbrahim Halil Kayın taziyesi için Batman'a geldi. TPOA Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Cintimar üzüntülerini dile getirdi. Petrol Spor Kulübü Atletizm Federasyon Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir'in moderatörlüğünde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Edibe Sözen'in katılımıyla dijital gazetecilik konulu webinar gerçekleştirildi. Webinarın başlangıcında konuşan Rektör Demir, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Profesör Doktor Edibe Sözen, gazeteciliğin 15. yüzyılda matbaanın icat edilişine dayanan derin bir serüveni olduğunu anlattı. Batman Üniversitesi öğrencilerin talebi üzerine otobüs sever sayısının artırılması konusunda Batman Belediyesi ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeler sonucunda daha önce 8 adet otobüs ile seferler gerçekleştirilirken yeni düzenleme sonucunda 110 yolcu kapasiteli 11 adet otobüs ve 160 yolcu kapasiteli 3 adet otobüs ile yaklaşık 8 dakikada bir sefer düzenlenecek. Bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.